Değerli meslektaşlarımız, FedChange süt sığırcılığı işletmesinde üremenin planlanması olgu sunumu konulu e-seminerimize hepinize hoş geldiniz. Gerek pet, gerekse çiftlik hayvanları hekimliği alanında devam edecek olan e-seminerlerimizde bugün doçent doktor Mehmet Cengiz hocamızın sunumlarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Sunum sırasında sorularınızı yorum kısmına yazarsanız sunum sonrası sorularınızı hocamıza ileteceğim. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. FedChange'in seminerinde olmak benim için de keyif verici. Bugün sizlerle süt sığırcılığı işletmesinde üremenin planlanması konulu bir olgu sunumu paylaşmak istiyorum. Olgu sunumu olarak bunu nitelendirmemin sebebi aslında bizim teorikte her zaman anlattığımız konuların birçok konunun pratikte uygulandığını gördüğümüz bir işletmenin verilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu verileri incelerken zaman zaman bu işletmede yapılan hangi işlerin doğru yapıldığını bunlardan bahsetmek istiyorum. Ve slaytlar arasında da bazen bir aralık verip sizlere genel bilgiler de vermeye çalışacağım. Evet, buyurun ilk slaytımızı geçelim. Sizlere bugün bahsedeceğim işletme Milas Muğla'da faaliyet gösteren Aytaş Tarım ve Hayvancılığa ait süt sığırcılığı işletmesi. İşletmenin sahibi veteriner hekim meslektaşımız kendisi Milas'ta faaliyet gösteriyor. Hastalıktan ari bir işletme. Kuruluş yılı 2020 ve işletmede Holsteinlik inekler yetiştiriliyor. Bu işletmede 180 adet sağmal inek ve 85 adet düve bulunuyor. 109 adet de buza artı dana bulunuyor. Geçebiliriz. Evet. İşletmenin sahibi bu bir şahıs işletmesi. Kendisi veteriner hekim meslektaşımız olduğunu bildirmiştim. Veteriner hekim Talat Aydın'a ait bir işletme. İşletmenin sahibinden ayrı olarak, işletme sahibi işletmede sürekli durmuyor. Sadece günlük veya haftalık kontroller için geliyor. İşletmede bir veteriner hekim var. Tam zamanlı olarak çalışan. Bir veteriner sağlık teknikeri var. 4 tane sağımcı var. İşletmede 3 vardiya sağım yapılıyor. Günde 3 kez sağım yapılıyor. 1 tane yemci var ve 1 tane de buzağı bakıcısı var. Tabii bir kişi de birbirine destek olacak şekilde meydandaki işlere bakıyor. Buyurun. Biraz işletmenin barınak yapısı hakkında bilgi vermek isterim. İşletme sağmal ahırdan, düve dana ahırından, sağmaneden, buzhane ve yem deposu ve idari birimlerden oluşuyor. Sağmal ahırda 6 adet padok var. Bunlardan birinci padok fresh dönem olarak ayrılmış padok. 2 ve 3. padoklar sağmal dönem padokları. 4. padok uzak kuru. 5. padok close up dediğimiz yakın kuru. Yani doğuma son 20 gün kala ineklerin alındığı, gebe ineklerin alındığı bölüm. 6. padok revir ve doğumhane olarak düzenlenmiş. Yine düve ve dana ahırı var işletmede. Birazdan fotoğraflarda da değineceğim. 45'erlik düve, 45 adet düve alacak şekilde 5 ayrı padok düzenlenmiş. Gezinti alanlarıyla, yemliğiyle. Sağımhanesi bulunuyor. 20x2 otomatik sağım sistemine sahip bir sağımhane. Buzhanede 30'lar buzağlık 3 padok bulunmakta. Yem deposu ve idari birimleri bulunuyor bahsettiğim gibi. Geçelim. Şimdi genel olarak biz baktığımızda işletmeden önce refah düzeyine bakmamız lazım. Biz bunu sürekli anlatıyoruz. Bu işletme gerçekten refah şartlarını önemli şekilde sağlamış bir işletme. Ben bu işletmenin verilerini alırken kendileri izin verdiler. Tabii ki bu işletmenin verilerini size birçok bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Ve bu paylaşacağım bilgilerin de birçoğunu da izin alarak paylaşıyorum şu anda sizlerle. Ahır içi refah şartları arkadaşlar genel olarak fertilite için belirleyicidir. Bunu zaten biliyoruz. Fresh dönemde durak sayısının %80'i kadar hayvan bulunuyor bu işletmede. İlerleyen laktasyonda durak sayısının %100'ü kadar hayvan bulunuyor yatak sayısını. Uzak kuruda yatak sayısının yine %100'ü tam kapasiteyle kullanılıyor. Close up'ta yatak sayısının %80'i kadar inek bulunmaktadır. Burası neden önemli?
Özellikle kuru dönemdeki konfor ineklerin doğum sonrasındaki gebe kalma süreci üzerine çok belirleyici. Ve bu kadar belirleyici olduğu için ineklerde stresin azaltılmasına yönelik yem mücadelesi, yataklık mücadelesi, su mücadelesi gibi birbiriyle olan mücadeleye girmesinin engellenmesi gerekiyor. Dikkat ettiğiniz gibi burada close-up'ta %80'i kadar hayvan kapasitenin %80'i kadar ancak hayvan tutuluyor. Yani her zaman hayvanlar için boş bir alan oluşturulabiliyor. Evet, geçelim. Yine bu işletmede close-up'ta anyonik besleme fertilite için önemi kavranmış bir işletme. O yüzden dikkatli bir şekilde anyonik besleme yapılıyor. Doğuma 20 gün kala gebe inekler ayrı bir bölmeye alınmalıdır. Zaten biz bunu size klasik bilgi olarak benim VetChange'e yaptığım bir önceki seminerde de sizlere anlatmıştım bu konu üzerine. Karın asitleştirilmesi için yani metabolik asidoz, kontrollü bir metabolik asidoz oluşturması için burada anyonik besleme yapılmaktadır. Bu amaçla close-up rasyonlarına bu işletmede amonyum klor ve amonyum sülfat tuzları ekleniyor. Kalsiyum düzeyi yüksek kalsiyum düzeyiyle beraber güç doğum, uzayan doğum, retensio sekundarum, metritis ve infertilite ile doğrudan ilişkili hastalıkların önüne geçiliyor. Bu işletmede anyonik besleme ile. Gördüğünüz gibi şu andaki fotoğraf bir close-up ahırından, padoğundan çekilmiş bir fotoğraf. İnek başına yaklaşık bu alanda 9-10 metrekarelik bir alan bulunuyor. Şu anda burası seyrek nispeten. Ama yaklaşık 10 güne kadar burası dolacak. Buyurun geçelim. Yemleme düzeninden biraz bahsetmek isterim. Genel parametrelere geçmeden önce. Günlük 3 sağım yapılıyor bu işletmede. Sağımda vardiya sistemi uygulanıyor. Profesyonel tescilli bir ürünle amino asit besleme stratejisi uygulanıyor. Bu da yeni bir besleme stratejisi. İşletmede klasik besleme yaklaşımından farklı olarak sağma sürü için standart rasyon hazırlanıyor. Yani fresh dönemdeki hayvanlar ile laktasyondaki hayvanlar aynı rasyonla besleniyor. Bu işletmede bir yönetimle ilgili kolaylık sağlıyor. İkincisi, bu işletmede bu şekilde bir standart besleme yapıldığında ineklerdeki vücut kondisyon skor kayıplarının önüne geçilebildiği düşünülüyor ve böyle bir besleme stratejisinin üzerinde ısrarla duruluyor. Nitekim birazdan da göstereceğim fotoğraflarda da var. İneklerde ciddi bir kondisyon skor kaybını hiçbir zaman görmemişler bu işletmede. Ben de incelediğimde bu işletmede vücut kondisyon skor kayıpları ile ilgili herhangi bir problemin olmadığını kendim de gördüm. İkişer saat arayla robotik yem sürme yapılıyor. Özellikle yem sürmenin yani yem süpürmenin, dağılan yemin tekrar hayvan önüne toplamanın önemi bu işletmede oldukça kavranmış ve buna yönelik de ciddi yatırımlar yapılmış. Böylelikle işletmede sürekli bir yem tüketimi teşviki var ineklerde. Bu da tabii fertilite için çok önemli. Tekrar yeniden gebe kalma sürecini destekleyen bir uygulama. İlerleyen slaytlarda biraz daha ayrıntılı olarak bahsedeceğim. Tabii bu süre 4 saate kadar uzatılabilir. Yani 4 saat arayla yem sürmede yapılabilir ama bu işletme stratejik olarak ikişer saat arayla sürekli yem programlı bir şekilde yem sürmeyi kendisine doğru olarak belirlemiş ve bunu yapmakta. Buzağlar mama ile otomatik sistem olarak evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teknik bir aksaklık oldu. O nedenle slaytı bir geri aldık. Oradan bir daha vurgulayarak devam edelim. Arkadaşlar bu işletmede günlük 3 sağım yapılıyor. Sağımda vardiya sistemi uygulanıyor. Bundan bahsetmiştik. Firmanın kendi profesyonel tescilli bir amino asit besleme stratejisi var. Bunu uyguluyor. Klasik beslemeden farklı olarak da sağma sürüde kuru dönem hariç standart rasyon uygulanıyor bu işletmede. İkişer saat arayla robotik yem süpürme yapılıyor ki bu önemli bir ayrıntı. Birçok işletmede düzenli yapılamayan bir işlem. Bu işletmede gayet düzenli bir şekilde devam ettiriliyor.
Buzağlar mama ile otomatik sistem kullanılarak besleniyor. Evet, geçebiliriz. Bu fotoğraf yine işletmeden bir fotoğraf. Biraz önce bu slaytta kalmıştık. Bu robotik bir yem süpürme makinesi. Belli saat aralıklarıyla süpürme yapıyor. Hem karıştırma yapıyor hem süpürme yapıyor. Bu şekilde bir düzenli olarak yemin süpürülmesiyle dağılan yemin, bakın ileride aracın ön kısmında dağılan yemi görüyorsunuz veya yan tarafta dağılan yemi görüyorsunuz. Bu aracın ön kısmında dağılan yem düzenli bir şekilde 2 saatte bir hayvanın yem yoluna doğru, yemliğine doğru yanaştırılıyor. Bu şekilde bir uygulama, çok kritik bir uygulama. Zaten işletmede özellikle bu uygulamanın üzerinde duruyor. Yem seçmeyi engelliyor bu uygulama özellikle. İkincisi, yem tüketimini teşvik ediyor. Çünkü hayvanı sürekli yem tüketmeye teşvik eden bir uygulamadır bu. Her işletmede robotik olarak yapılmayabilir, elle yapılabilir, manuel yapılabilir. Ama önemli olan bu süpürme işleminin 4 saatin üzerine çıkmaması gerekiyor. En fazla 4 saatte bir yem süpürmenin yapılması gerekiyor. Günün sonunda artan yem miktarı azaltıyor bu uygulama. Sürekli hayvanın kuru madde tüketimine teşvikiyle beraber yem tüketimi, yemin artan yem miktarı, arta kalan yem miktarı azaltılıyor. Bu da gün sonunda tartıma zaten yansıyor. Yemden yararlanmayı arttıran bir uygulama. Evet, geçebiliriz. Bu işletmede bazı izlenme skorlamalar yapılıyor. Günlük dışkı skorlaması yapılıyor bu işletmede. 5 puan üzerinden değerlendirme yapıyor ve 2-3 puan dahil ve üzerindeki bütün skorlarda ishal olarak kabul ediliyor. Özellikle ruminal asidoz takibi için bu düzenli olarak yapılıyor. Yem seçme gibi eğilimi olan hayvanların da belirlenmesine yönelik bir uygulama. Günlük olarak gevi skorlaması yapılıyor. Her günün sonunda tekniker, işletmede çalışan tekniker, geviş getiren hayvan sayısına bakıyor. Özellikle yatan ineklerde en az %50'sinin geviş getirmesi gerektiğini belirlemiş kendine doğru olarak. Bu bir sağlık göstergesi en nihayetinde. İneğin yatıp geviş getirmesi, o yüzden geviş alması. O yüzden sürekli bunun günlük olarak takibine önem veriyor. Günlük tüketilmeyen yem oranı sürekli olarak takipte. Artan yemin toplam verilen yeme yüzdesel oranı sürekli değerlendiriliyor. Ve bu işletmede %5'in üzerinde bir artan yem kesinlikle alarm olarak değerlendiriliyor. Yemin tüketilmediğini kabul ediyor işletme ve bunun üzerine tekrar çalışıyor. Yemin daha fazla yem tüketimini teşvikine yönelik hem rasyon kompozisyonu hem de davranışsal teşvik olarak üzerine gidiyor. Bu da önemli bir uygulama. Günlük süt verimi takibi yapılıyor işletmede. Özellikle pike çıkış performansı, birazdan grafiklerini paylaşacağım. Benzer grafikleri kullanıyor. Özellikle pike çıkış performansını değerlendiriyorlar düzenli olarak, günlük olarak. Çünkü ineklerin özellikle fresh dönem sonrasında 30. günde belli bir ortalamayı yakalayıp tırmanması gerekiyor süt veriminde. Birazdan verimlilik bilgilerini paylaşınca zaten orada biraz daha detay vereceğim. Bu da günlük olarak takip ediliyor işletmede. Haftalık vücut kondisyon skor takibi yapılıyor. Özellikle fresh ve peak dönemde zayıflama eğiliminde olan hayvanlar henüz zayıflamadan önce saplanıyor bu uygulamayla. Ve bu da tabii ki özellikle vücut kondisyon skorunun kaybı ya da kayıp süreci, olası kayıpları infertiliteye sebep oluyor. Bu da üremenin planlanmasında aslında bize önemli kolaylıklar sağlıyor. Öncesinde vücut kondisyon skorundaki değişikliklerin henüz o değişiklik tam olarak başlamadan önce belirlenmesi önemli bir kolaylık sağlıyor. İlerideki yapılacak olan girişimlere, belirlenecek olan stratejiye yönelik önemli bir kolaylık sağlıyor. Gününde, yani günü geldiğinde beta hidroksibütürbest ölçümü yapılıyor. Genellikle işletmelerde iki ayrı gün belirlenmiştir. Ya 3-9. günlerde ya da 5-14. günlerde belirlenmiştir. Bildiğiniz gibi beta hidroksibütürik asit bir keton cisimciğidir. Özellikle
kanda en yoğun olarak bulunan keton cisimcidir ve bu da düzenli olarak ölçülmesi gerekir ve haftalık olarak değişmekte. O nedenle ya doğum sonrasında 3-9. günlerde bazı işletmeler bunu kullanmakta veya 5-14. günlerde belirlenmektedir. Düzeyler hakkında size bilgi vereceğim tekrar yeri geldiğinde. Aylık nefa ölçümü yapılmaktadır işletmede. Nefa ölçümleri prepartum son 10 günde, yani doğum öncesindeki son 10 gündeki hayvanlarda ölçüm yapılıyor. Bir de postpartum ilk 2 hafta içerisinde bulunan ineklerden ölçüm yapılıyor. Temsili ölçüm yapılıyor. Burada da %15'in üzerinde, eşik değerin üzerindeki hayvan sayısı %15'in üzerine çıkıldığında hayvanlarda negatif enerji dengesinin oluşabileceği önceden öngörülüyor. Doğumdan önce aslında yaptıkları nefa ölçümleriyle doğum sonrasında ketozise yatkınlık gösteren hayvanları ve bunun sonucu olarak da metritis, abomazum deplasmanı, yine aynı şekilde siklik aktivitenin başlamaması ve infertilite gibi olası problemleri gösteren inekler doğumdan önce seçilebiliyor. Prepartum dönemde. Postpartum dönemde yapılan nefa ölçümlerinde de tek başına yapılmıyor. Zaten bir önceki maddede de söylediğim gibi beta-hidroksibutirik asitle beraber ölçüm yapılıyor. İkisi beraber de ketozise yakalanmış olan hayvanların klinik semptomlar başlamadan önce saptanmasını sağlıyor. Aylık verim raporları sürekli olarak inceleniyor. Aylık verim raporlarında süt verimi, yeni gebelik sayısı, yemden yararlanma ve benzeri uygulamalar yapılıyor. Arkadaşlar, bu işletmede geri geldi yine belirteceğim. Aylık olarak %8'in altında yeni gebenin olmaması isteniyor. Yani her ay %8'in üzerinde yeni gebenin sürüye katılması isteniyor. Geçebiliriz bir sonraki slayta. Evet arkadaşlar, burada işletmedeki takip edilen süt verim grafiğini görüyorsunuz. Benzer bir grafik kullanılıyor işletmede de. Gördüğünüz gibi sağ üst köşede de görebilirsiniz. Mavi birinci parite, kırmızı ikinci parite, yeşil üçüncü parite inekleri ifade ediyor. Normalde üçüncü paritedeki bir inekte özellikle pike çıkışta, yani 30. günden sonraki pike çıkışta ciddi bir performans beklenirken, grafikte de gördüğünüz gibi, kırmızıyla çerçeveli alanda da gördüğünüz gibi, bazı yeşil ineklerin pike çıkamadığı görülüyor. İşte bu grafik günlük olarak inceleniyor. Ortalamanın altında kalan hayvanlar hemen muayeneye alınıyor. Bu hayvanlar öz susta olabilir. Bu günlük bir değişim olabilir. Ama bunun yanında metritis gibi, abomazum deplasmanı gibi, yine daha şiddetli bir şekilde ayak hastalıkları gibi problemler yönünden, meme sağlığı yönünden hemen muayeneye alınıyor. Yani süt verim grafiği periyodik olarak takip edildiği takdirde özellikle pike çıkış performansı, pike çıkış potansiyeli her ineğinde belli olduğu için, ortalama grafikleri belli olduğu için, bu verim grafiğinin altında kalan inekler sürekli takip alınıyor. Yani aslında ahıra inmeden günün başlangıcında teknik personel, sağlık personeli sadece verim grafiğine bakarak o gün muayene edilmesi gereken ekstra inekleri bile seçebilir durumda. Sürü, laktasyon dönemi ve parite ortalaması altında kalan inekler zaman geçirmeden muayene edilebiliyor bu grafik takibiyle. Metritis, mastitis, ketozis, abomazum deplasmanı gibi hastalıkların saptanmasında süt verim takibi önemli kolaylıklar sağlıyor. Örneğin doğum sonrası 30. günde sürü dönem ortalamasını yakalayamayan bir inekte metritisin görülme ihtimali yüksek oluyor. Arkadaşlar, işletme sürekli proaktif olarak yaklaşmaya çalışıyor. Yani bir problem olduğunda bu problemin saptanması ve bununla ilişkili olan hastalıkların veya bölgenin bölgeye müdahale edilmesi şeklinde bir stratejisi var işletmenin. Gayet de iyi işliyor. İyi işlediğini zaten birazdan da göreceğiz. Buyurun devam edelim. Yine bu işletmede işletmenin gelecek projeksiyonları sürekli fresh dönem üzerine kurulmuştur. Benim de bir önceki VetChange seminerinde anlattığım gibi fresh dönem ve laktasyon pikindeki inekler hayati öneme sahip. Bunların özellikle haftalık vücut kondisyon skor takipleri bildiğiniz gibi önemli bir uygulama. Şu anda fotoğrafta gördüğünüz alan fresh dönemdeki ve pike tırmanan hayvanların bulunduğu alanın alanı görüyorsunuz.
Bu dönemde hızlı kilo kaybı negatif enerji dengesi ve ketozisi düşündürür normalde. Bu ineklerde uterus enfeksiyonları oluşumu artar. Tabii bu bölgede arkadaşlar doğum sonrasında özellikle ilk 2 hafta içerisinde puerperal metritislerin görülme sıklığı fazladır. Özellikle anyonik besleme yapılmayan, retansiyon sekünderin gibi problemlerin çok fazla görüldüğü, güç doğum inersiyadan kaynaklı yani uterus tembelliğinden, sancı yetmezliğinden kaynaklı enfeksiyonların, pardon özür dilerim, bozuklukların görüldüğü işletmelerde doğum sonrasında ciddi bir metritis oranı gözlemekteyiz. Bu işletmede özellikle buna çok önem veriliyor ve vücut kondisyon skor takipleri özellikle fresh dönemde ve laktasyon pikinde çok sıkı bir şekilde yapılmakta. Eğer bu bölgede bir problem gerçekleşirse, burada oluşan bir problem, ovaryumda siklik aktivitenin başlamasını geciktirmekte. Yine bu bölümde meydana gelen problemler ovülasyon problemlerine sebep olmaktadır. Ya ovülasyon gecikmeleri ya da anovülasyonlar, ovaryum kistleri, yine bu bölgede meydana gelen negatif enerji dengesi ve vücut kondisyon skor kayıplarıyla ilişkili olduğu bulunmuştur. Tabii bu dönem içerisinde meydana gelecek olan zayıflamalar direkt doğrudan infertiliteyi etkileyen problemlerdir ve oraya predispozisyon oluşturmaktadır. Buyurun devam edelim. İşletmede sürü takip sistemi kullanılıyor. İyi bir işletme olduğu için sürekli sürü takip sistemi aktif bir şekilde kullanılıyor bu işletmede. Profesyonel bir sürü takip programı var. Pedometre ile östrus aktivite takibi yapılıyor. Sağmanede verim takibi yapılıyor. Yani süt verim takipleri sağmanedeki her türlü değişim yine sürü takip programıyla izlenebiliyor. Sağlık verileri takip ediliyor ve buzağı besleme takibi yapılabiliyor bu bahsettiğim işletmede. Evet. İşletmede verimliğe bakarsak şimdiye kadar işletmenin genel özelliklerinden, genel yaklaşımlarından, günlük, haftalık veya aylık izlem ve raporlamalarından bahsetmiştik. Sürü içi yönetimden biraz değinmiştik. Şimdi işletmenin verimliliğine baktığımızda işletmede SGS ortalaması yani sütte geçen gün ortalaması 248 ileri bir SGS ortalamasına sahip. Çünkü bu sürü nispeten genç bir sürü. Aslında işletmenin hayvancılık geçmişi eski ancak bu oluşturdukları sürü yeni. 2020 tarihinde kurulmuş. Geldiğinde gebe olarak gelmiş hayvanlar doğurmuş. Tekrar bu hayvanlar gebe kalmış. Bu nedenle de gebelik oranı yüksek ve sütteki günleri 248. Ancak ilerleyen sütteki gün ortalamasına karşın süt verim ortalaması ilginç bir şekilde hala yüksek. 40 litre 40 kilogram civarında hayvan başına 40 kilogram civarında ortalamayla seyreden bir işletme burası. Bu SGS'de bu verimi yakalamak zaten oldukça zor bir iş. SGS ilk 100 gün süt verim ortalaması yaklaşık 49 litre civarında. İlk 100 günde ineklerin hayvan başına verilen süt ortamı 49 litre. Bu işletmede arkadaşlar 60 litre, 70 litre, 80 litre süt veren hayvanlar var. Tabii verimsiz olan hayvanlar da var biyolojinin gereği. Tabii ki verimsiz hayvanlar da var ama oldukça iyi yüksek bir süt verimine sahip. Ve bazı günlerde özellikle şu anda güzel bir mevsimdeyiz Milas'ta. Bazı günlerde oldukça yüksek süt verimlerine ulaşıyor. Tabii o biraz spekülatif olacağı için o verimleri koymak istemedim. Peki 150 güne göre ayarladığımızda yani 150 gün için baktığımızda süt verim ortalaması 45 kilogram civarında. 180 güne göre baktığımızda 43 kilogram. Yani keskin bir düşüş olmuyor. Biraz önceki süt verim grafiğinde tatlı bir düşüş oluyor. Bu da hayvanların özellikle close-up döneminde, kuru dönemde iyi beslenmesi, iyi bir doğumhane yönetimi, ardından iyi doğumhane ile beraber birazdan bahsedeceğim yönetimden. Hayvanların fresh dönemi gayet konforlu ve rahat bir şekilde geçirmesi, pik döneme girişlerde ve pik dönem sürecinde belirgin bir vücut kondisyon skor kaybı yaşamaması neticesinde bu işletmedeki süt verimi pikten sonra düşmenin başlaması gereken yerde tatlı bir düşüş gösteriyor ve bu da yumuşak bir düşüş gösteriyor. Bu da sürü verimliliğini tabii ki olumlu etkiliyor.
Mevcut gebelik oranı %62. Şu anda ben bugün itibariyle baktığımda %62 gebeliği var. Tabii bunda şunun da etkisi var. Yaz sıcak stresi burada da yaşanıyor. Tabii Türkiye'nin diğer bölgelerinde kadar ağır bir sıcak stresi yaşanmasa da burada da biraz etkili oluyor. Yaz aylarında biraz gebelik oranları düşebiliyor. Ama genel ortalamada çok ciddi bir değişiklik olmuyor. Yıl boyu gebelik oranı %52 civarında, %50-52 bandında devam ediyor. Bu da yüksek bir oran. Çünkü biz işletmelerde %45'in altındaki anlık gebelik oranlarında veya yıl ortalamasında o işletmenin büyümediğini düşünürüz, küçüldüğünü düşünürüz. Ve 45 ile 55 arası optimum, 55'in üzerindeki rakamlar gayet yüksek olarak kabul edilir. Ama baktığımızda optimumda seyreden bir işletme, yıl boyu gebelik oranına baktığımızda. Gebelik başına tohumlama sayısı 2.8. Arkadaşlar biz 2.8 iyi bir ortalama. Ancak bu işletmede tabii bir strateji sonucunda 2.8. Aslında bu yaklaşık 1 puana yakın da düşebilirdi. Fakat işletmede ilk 100 gün içinde en az bir tohum atma stratejisi. Hatta ilk tohumu 70. gün civarında, yani hiç tohumlanmayan bir hayvanın gönüllü bekleme süresi bu arada 40 gün, 40-42 gün civarında. 42 günden sonra özsus gösteren inekler tohumlanıyor. Göstermeyen inekler, birazdan bahsedeceğim, zaten hali hazırda doğum sonrası pressing bonusing programına alındığı için 70. gün civarında tohumlanıyor. 70. gün civarında tohumlanan bir inekte 30. günde gebelik muayenesi yapılıyor. Gebe olmayan inekler tekrar tohumlanıyor. Yani en geç 70'te. Ortalama olarak 100 gün içerisinde inekler bazen bir tohumlama yapılıyor ineklere, bazen iki tohumlama yapılıyor. Yani aslında ineklerin çoğu ikinci tohumlamasını da ilk 100 gün içerisinde alabiliyor. Bu tohumlama oranının yüksekliğine sebep olabilir. Biraz artışına sebep olabilir. Belki yaz ayları geldiğinde biraz daha artabilir bu oran. Ancak bu bir stratejinin ürünü. Aslında birçok işletmenin ilk 100 günde ilk tohumunu atıp henüz gebelik doğrulaması yapmadığını düşünürsek gayet iyi bir oran yakalanmış oluyor. İlk tohumlamada gebelik oranı %18 civarında bu işletmede. Ancak ilk iki tohumlamada, yani bir ve ikinci tohumlamayı tek olarak kabul edersek, bir tohumlama olarak kabul edersek, çünkü ilk 100 gün içinde atacağından dolayı kesin bir kural var işletmede uygulanan. Her ikisini topladığımızda %42 civarında yüksek bir ilk tohumlamada gebelik oranına ulaşıyor. Aslında buradaki ilk iki tohumlamadaki gebelik oranı benim daha önce verilerine baktığım diğer işletmelerdeki ilk tohumlama oranına denk geliyor, gününe denk geliyor. Servis periyodu onlarla aynı oluyor. Ama işletme stratejik olarak ilk 100 gün içerisinde en az iki tohumlama yapma gibi bir, en az bir tohumlama, gebe olmayanların da ikinci tohumunu alması gibi bir strateji güdüyor. Östrus gözlenme oranı %85 civarında. İnekler iyi östrus gösteriyor. Biraz da mevsimle alakalı bir durum olabilir. Yaza doğru tabii düşebilir. Ama postpartum ilk 50 günde östrus gösterme oranı gayet tatmin edici. %90 civarında. İnekler hem sürü takip sistemiyle, pedometre sistemiyle hem de gözle takip ediliyor. O nedenle yüksek bir özsus gösterme oranına sahip işletme, yakalama oranına sahip. Tabii böyle olunca da aslında bu bir sağlık göstergesi. Sağlıklı inekler gebe kalıyor, sağlıklı inekler süt veriyor. Retansiyon sekundarium görünme oranı %2 civarında, %2-%3 aralığında değişiyor. Retansiyon sekundarium, çünkü retansiyon sekundarımın en büyük sebebi bildiğiniz gibi hipokalsemi. Yani doğum öncesinde başlayan ve doğum sonrasında şiddetlenen bir hipokalsemi tablosudur. Ama işletme idrar stikleriyle beraber, idrar test çubuklarıyla beraber sürekli idrar pH'sının 6.8 civarında ve altında kaldığından emin olmaya çalışıyor. Ve böyle bir yönetim olduğu için de zaten doğru dürüst retansiyon sekundarım görünmüyor. Zaten müdahaleli doğum oranında oldukça düşük işletmede. İki doğum arası süre 430 gün civarında. İşletmede bazı yüksek süt verimli inekler var. Bu yüksek süt verimli inekler, aslında yüksek süt verimin bu noktada gebe kalmayı ne kadar etkilediği tartışılır. Bu işletme üzerinde tartışılır. Çünkü burada inekler yüksek süt verimine rağmen gebe kalabiliyor.
Zaten o nedenle olgusunum olarak bu işletmeyi seçtim ve paylaştım. İşletmede inekler gebe kalabiliyor. Gebe kalmasının sebebi de bence benim yaptığım gözleme göre inekler yüksek süt verimine rağmen vücut rezervlerinden mümkün olduğu kadar az kullanıyor. O nedenle de inekler gebe kalıyor. İki doğum arasında sürenin uzaması bazı ekstrem ineklerin yüksek süt veren ineklerin gebeliğinin sağlamada zorlandığını gözlemledim. Bunların da iki doğum arası süreyi uzattığını düşünüyorum. Devam edebiliriz. Peki bu işletmede üreme nasıl planlanıyor? Üreme 5 ayrı birimde planlanıyor arkadaşlar. 5 ayrı bölüme ayrılmış ve 5 ayrı bölüme yönelik de ayrı stratejiler geliştirilmiş ve ayrı stratejiler içinde ayrı uygulamalar yapılmakta. Birincisi kuru dönemde gelecek gebeliğin planlanması. Yani hayvan daha gebeyken bir sonraki gebeliği planlanıyor. İkincisi doğumhane yönetimi. Çok düzgün bir doğumhane yönetimi var işletmenin. Tabii ki burada önemli olan hayvanın hazırlanması ancak personel yeterliği de çok önemli. İşletmenin çalışan teknik personeli de gayet tecrübeli ve ne yaptığını bilerek çalışıyor. Özellikle doğumhane yönetimi benim de önemsediğim bir konu. Doğumhanesi doğum sırasında mı yapılan yanlış manipülasyonlar aslında oldukça pahalıya patlıyor. Yine fresh dönemde yönetim uygulanıyor. Laktasyon döneminde yönetim uygulanıyor ve düvelerde üremenin yönetimi şeklinde 5'e ayrılmış. İşletme bu 5 bölgede ayrı hedefler, ayrı uygulamalar koymuş. Kuru döneme baktığımızda, şimdi biraz daha detaya bakmaya çalışacağız. Kuru döneme baktığımızda kuru dönemde bildiğiniz gibi fötusun büyüdüğü ve meme bezinin laktasyona hazırlandığı dönem olarak kabul edilir. Özellikle bu dönemde sonunda yani close-up döneminde son 20 günde fötus hızlı bir büyüme gerçekleştirir. Meme bezinde kolostrogenez başlar ve vücuttan yani fötusun büyümesi ve kolostrogenez için vücut kaynakları yoğun bir şekilde kullanılır. Çünkü bu dönemde değişen hormonal düzen hayvanın kuru madde tüketimini düşürmektedir. Bir de stres faktörleri olduğu için işin içerisinde büyüyen fetusla beraber kuru madde tüketimi belirgin olarak düşürmektedir. O nedenle işletme doğum sonrasında özellikle negatif enerji dengesi yaşayabilecek ve hipokalsemi yaşayabilecek inekleri doğumdan önce seçmeye çalışıyor ve bunlara yönelik de uygulamalar yapıyor. Bu dönemde işletmenin bazı hedefleri var. Bunlardan mümkün olduğu kadar taviz vermiyorlar. Kuru döneme başlangıcından doğuma kadar VKS'nin 3-3.75 arasında tutulması. Yani 3.75'in üzerinde vücut kondisyon skoruna sahip olan hayvanın bulunmaması gibi bir hedefleri var. Çünkü başlarına geleceği şöyle tanımlıyorlar. Eğer biz bu bölümde inekleri şişmanlatırsak, şişman inekler daha fazla kilo kaybedecek. Daha fazla kilo kaybetmesi demek, daha fazla karaciğer yetmezliğine sebep olması ve bunun akabinde de bir sürü geçiş dönemi hastalığının yaşanması anlamına gelecek ve inek sütte pike çıkamayacak ve pik dönemde de gebelik sağlayamayacağız. O nedenle işletmenin özellikle belirlediği hedeflerden biri 3.75'in üzerinde yağlı hayvan bulunmaması. Tabii ki yine biyolojik sistemlerle çalışıyoruz, tabii ki olacaktır. Ama bunun yaygınlığı önemli işletme için ya da 3.75 üzerine çıkan inek sayısı önemli. Bunu makul sayılarda tutmaya çalışıyor. Kendilerine koydukları hedefler bu. Close-up'ta yani son 20 günde düzenli iştah ve nefa takibi yapılıyor. Anyonik besleme yapılıyor ve kanın sürekli asitleştirilmesi, biraz önce de bahsetmiştim, metabolik asidoza, kontrollü bir metabolik asidoza tabi tutuluyor ve bununla beraber de düzenli iştah ve nefa takibi yapılıyor. İşletme özel bir laboratuvarla anlaşmış durumda. Düzenli olarak close-up'taki ineklerden yüzdesel örnekleme gönderiyor ve yaptıkları değerlendirmede 0.30'un üzerinde 0.30 milimol bölü litrenin üzerinde yakaladıkları değerlerde arkadaşlar bu hayvanın ketozis yatkınlığının yüksek olduğunu düşünüyorlar ve hemen ona yönelik de karaciğeri korumaya yönelik tedavileri uyguluyorlar. Refah şartlarının en üst düzeye çıkarılması için uğraşıyorlar. Özellikle close-up kısmı biraz önce de göstermiştim fotoğrafta. Ferah bir alan olsun istiyorlar.
ve 9 metrekare, hayvan başına 9 metrekarelik bir alan planlamışlar. 9-10 metrekarelik bir alanın altında hayvan tutmuyorlar. 9 metrekare ve üzerinde bir ortam hesaplaması yapılmış, alan hesaplaması yapılmış. Bu işletmenin koyduğu hedefler bu noktada. Devam edebiliriz. Doğumhane yönetimi biraz önce de bahsettim. Bu işletmede kusursuza yakın bir doğumhane yönetimi yapılıyor. Çünkü doğumhane süreçleri çok dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Zaten bir veteriner hekime ait olan bir işletme olduğu için kritik kontrol noktalarını kendisi belirlemiş. Kritik kontrol noktalarına yönelik personelini eğitmiş. Ve bu noktada da ısrarla takip edilmesini sağlamakta. Doğumhanede ilk 3 gün hayvanlar tutuluyor. Doğum sırasında müdahalesiz doğum için stressiz bir ortam yaratılmış. Müdahale mümkün olduğu kadar müdahalesiz doğuma teşvik ediyorlar. Müdahaleli doğum zaten ağır müdahaleli doğum. Yani ortalamada biraz önce, aşağıda da belirttim. Yılda 1-2 adet veya 3 adet neyse çok az miktarda ben doğum kayıtlarına baktığımda 2 tane gördüm. Ağır müdahaleli doğumu. Bir tane sezeryan gördüm. Bir tane ekstraksiyon forse gördüm kayıtlarında. Belki bir tane de gözden kaçmış olabilir. Yani mümkün olduğu kadar müdahalesiz doğum. Ona göre sperma kullanımı, ona göre spermanın seçimi, annenin ona göre skorlanması bu işlemleri de zaten belli bir ekip, profesyonel bir ekip, dışarıdan hizmet aldıkları bir ekip de bunları yapmakta. Doğuma yardımda öncelikle servikal açıklık kontrolü yapılıyor. İşletmede müdahale edilmiyor derken doğum başladığında kendi haline bırakılmıyor. Belli bir süreç izleniyor. Doğum süreci içerisinde ilk bakılan uygulama servikal açıklık. Servikal açıklığa bakıldıktan sonra bir daha kendi haline bırakılıyor ve doğumu yapması sağlanıyor. İşletme kayıtlarında yine gördüğüm bir ayrıntı. Doğumda sancı takibi yapılıyor. Uterus tembelliğine yönelik. Yine anyonik beslemenin eksikliğinin görülebileceği bir semptom, bir belirti. Bunu da sürekli olarak takip ediyor işletme. Bildiğiniz gibi abdominal kaslar ve uterus kasları doğumun başlangıcında birbirinden bağımsız olarak hareket ederken doğum sırasında ikisi beraber senkronize bir şekilde hareket etmeli. Uterus tembelliği olan durumlarda arkadaşlar abdominal kontraksiyonlar şekillense bile uterus kontraksiyonları şekillenmiyor ve bu da ciddi anlamda güç doğuma ve uzayan doğumlara sebep oluyor. Yavru kayıplarına sebep oluyor. O noktada işletme gayet başarılı bir takip yapıyor. Doğum sonrası kanama, kontüzyon, paraliz kontrolü özellikle bu doğum sonrasındaki ben oradaki elemanlarla da görüştüğümde o bölgeye bakan bekleyen gece nöbetçileriyle de konuştuğumda özellikle onlar da doğum sonrasında hayvanın kalkıp yalamasını takip ediyorlar. Yavruyu, buzağı yalamasını takip ediyorlar. Kurutması için, ilgilenmesi için. Ve kendi aralarındaki yazışmalarda da hemen haber veriliyor. Anne ayağa kalktı. Herhangi bir durumu yok. Yavruyla ilgileniyor gibi yazışmaları var. Doğum sonrası plasenta takibi yapılıyor. Tabii dünyanın her yerinde olduğu gibi bu işletmede de plasentayı atması önemli bir eşik olarak kabul ediliyor. Zaten doğumun üçüncü aşaması olarak biz kabul ederiz. Plasentanın atılmamasıyla ilgili olan olgularda zaten her işletmede görüldüğü gibi ağır tablolar bu işletmede de yaşanıyor o hayvanların özelinde. Bunlar da zaten reforme inek olasılığından dolayı bu inekler reforme olabilecek inekler kategorisine alınıyor ve ona göre de bir bakım takip yapılıyor. Bazı izleyen birkaç tohumlamadan sonra hala gebe kalmıyorsa bu işletmede bu ineklere yer verilmiyor ve hemen reforma listesine konup kesime sevk ediliyor, sürü dışı bırakılıyor. Doğum sonrası hipokalsemi takibi yapılıyor. Yine doğumdan sonra bu işletmede özellikle birazdan bahsedeceğim, fresh dönemde daha çok kendini gösteren bir hipokalsemi takibi var. Bu da zaten sonuçlarını klinik olarak da gösteriyor. Devam edebiliriz. Şimdi İşletmenin en önemsediği yerlerden biri fresh dönem yönetimi. İşin aslı burada kendileri bazı sert hedefler belirlemiş işletmenin. Kendine bazı sert hedefler koymuşlar. Buradaki hedeflerden biri üreme hastalıkları ve metabolik hastalıkların tümüne
fresh dönem içinde müdahale edilmeli. Yani böyle bir hedefi var. Tabii bunu %80 tutturuyorlardır, %90 tutturuyorlardır ama işletmede bu bölümde çalışan arkadaş ya da bu bölüme bakarken, çünkü problemi olan bir ineğin diğer laktasyon padoklarına geçmeden burada tedavi edilmesini hedefliyorlar ve buraya yönelik ağır bir takip ve tedavi süreci izliyorlar. Yine ağır bir kendilerine hedef koymuşlar. Dişi sperma ile tohumlanacak ineklerin bu dönemde seçilmesi. İşletme başka işletmelerden farklı olarak dişi spermayı fresh dönemden çıkan ineklere dişi sperma kullanıyor. Düvelere de dişi sperma kullanıyor ama özellikle birçok işletmede biz ineklere dişi sperma kullanımından imtina ettiklerini görüyoruz. Ama işletme kendine güveniyor ve dişi sperma ile tohumlanacak inekler ile konvansiyonel sperma ile tohumlanacak inekleri burada ayırmaya çalışıyor. Böyle bir hedef koymuş işletme kendine. Doğum gebe kalma süresi uzayacak hayvanları da fresh dönemde belirlemeye çalışıyor. Yani fresh dönem içerisinde inekleri saptıyor. Bunların doğum gebe kalma süreleri uzayacaktır denmesini istiyor. İşletmenin genel hedefleri içerisinde, fresh dönemdeki hedefleri içerisinde bunlar yer alıyor. Özellikle dişi spermaya yönelik yaptıkları çalışma ve takip oldukça hem hedef olarak sert hem de yapılan uygulamalar olarak bayağı yoğun oluyor. Geçebiliriz. Peki bu fresh dönemdeki hedefleri sağlamak için neler yapıyor işletme? Günlük olarak 10 gün süreyle ateş ve iştah takibi yapıyor. Bu hayvanlarda sıkı bir şekilde doğum yapan her hayvan 10 gün boyunca ateş takibine alınıyor ve iştah takibine alınıyor. Özellikle bu bölge bu dönemde ortaya çıkacak bu dönemde ortaya çıkabilecek problemler, özellikle bu dönemde ortaya çıkabilecek problemler, arkadaşlar ilk 10 gün içerisinde saptanmaya çalışılıyor. Postpartum ilk 20 günde akıntı takibi. Bu benim Wet Change'in bir önceki seminerinde de üzerinde ısrarla durduğum bir konu. Israrla durduğum, üzerinde ısrarla durduğum bir konu. Çünkü ilk 20 gün içerisinde akıntı takibiyle beraber buradaki kötü kokulu akıntıların belirlenmesi, bunlar puerperal metritis göstergesidir. Ciddi bir bize imkan sağlıyor. Yani buradaki ilk 20 gün içerisinde kötü kokulu akıntıya sahip olan hayvanların belirlenmesi ve bunlara yönelik tedavilerin uygulanmasıyla önemli bir tedavi şansı buluyor işletme. Yine postpartum ilk 20 günde süt verim takibi yapılıyor. Postpartum ilk 20 gün içerisinde her bir ineğin biraz önce gösterdiğim süt verim grafiğinde çıkış trendi göstermesi isteniyor. Eğer çıkış trendi göstermemiş, o çıkış ortalama çıkış eğrisinin altında kalmış olan hayvanlar sürekli takip altında tutuluyor ve sürekli takip ediliyor. Postpartum 5-14. Günlerde beta-hidroksibütirik asidi ölçülüyor. Biraz önce izlen ve raporlamalar kısmında veya takipler kısmında yer vermiştim. Beta-hidroksibütirik asidi ölçümünü çok sıkı bir şekilde takip ediyorlar. Aslında tek başına beta-hidroksibütirik asit ölçümü bize çok bir avantaj sağlamıyor. Aslında şöyle, beta-hidroksibütirik asit seviyesinde 100 milimol bir litrenin üzerinde olan 1000 milimol bir litrenin üzerinde olan hayvanlarda, yani bir değeri okuduğumuz hayvanlarda o ölçüm stikleriyle bir değerin üzerinde okuduğumuz hayvanlarda risk başlıyor. 1.2'yi okuduğumuzda, 1.2 milimol bölü mikromol bölü litreyi okuduğumuz hayvanlarda artık riskin düzeyi artıyor. 1.4'ü okuduğumuzda ise tamamen subklinik ketoz olarak kabul edebiliyoruz. Aslında her beta-hidroksibütirik asit düzeyindeki her artış subklinik ketozis değil. O nedenle bu dönemde ineklerde sadece beta-hidroksibütirik asit düzeyine bakılarak tercih yapılmıyor ya da seçim yapılmıyor. Mutlaka diğer klinik belirtilerle beraber işleniyor. Yani klinik belirtilere bakarak bu süreç takip ediliyor.
Postpartum 15. günde involüsyon kontrolü yapılıyor bu işletmede. Tam da bu konu, aslında burada bahsettiğim konular benim bir önceki seminerde ısrarla üzerinde durduğum konular. Nitekim benim teorik olarak anlattığım konulara da işletme uygulamalarında yer vermiş ve ciddi bir ilerleme sağlamış. 15. günde involüsyon kontrolü yapıyor ve uterusun sınırlandırıp sınırlandırılamadığına bakıyor işletme. Buna toplanma kontrolü diyorlar işletme içerisinde. Postpartum 20 ile 30. gün işletme için özellikle 30. gün muayeneleri çok kritik muayeneler. Çünkü dişi sperma ile tohumlanacak hayvanlar tam da 30. günde seçiliyor. Burada önce akıntı kontrolü yapılıyor. Yani akıntı geçmişte kötü kokulu akıntı olmayan hayvanlar veya 20. günden sonra artık berrak çağrı akıntısı görülen inekler bir kere bir aday olarak görülür. Yani dişi spermaya aday olarak görülür. Daha doğrusu 5 tane ana parametre belirlemiş işletme. Bu 5 parametrenin hepsinden birden okey alan, tamam alan ve başarı sağlayan bir ineğe dişi sperma, cinsiyeti belirlenmiş sperma atılıyor. Akıntı bunlardan bir tanesi. Diğer bir konu involüsyon. Yani involüsyon gecikmesi olmayacak. 30. gündeki hayvanda daha önce de anlattığım gibi asimetri olmayacak konular arasında. Servikal çap ölçümü 5'in üzerinde, 5 santim üzerinde olmayacak. İşletme bu noktada servikal çap ölçümlerinde 3-3,5 arasında gördüğü veya 3,5 santimin altında servikal çapa sahip olan hayvanlarda involüsyon tamamlanmış olarak kabul ediyor. Yine aynı değerlendirme içerisinde korular arasında asimetri olup olmadığına bakıyor. Eğer asimetri yoksa ve servikal çap 3,5 santimin altındaysa bu ineklere dişi sperma atılabilmesi için ikinci kriteri sağlamış olduğu düşünülüyor. Üçüncü kriter siklisite kontrolüdür. Ovaryumda siklik aktivitenin başladığını gösteren bazı bulguları kontrol ediyor. En önemli bulgu da eğer ilk 30 gün içerisinde ovaryum üzerinde bir adet korpus luteum görülüyorsa bu hayvanın düzenli bir östrus gösterdiğini düşünüyor işletme ve anöstrus da olmadığını düşünüyor. Üçüncü kriteri sağladığını söylüyor. Pik süt verimine bakıyor. Bu hayvanın diğer hayvanların sağlıklı hayvanların 30. gündeki pik verimini yakalamış ve aşmış olup olmadığına bakıyor. Eğer eş değeri olan hayvanların süt verimlerini yakalamış ve üzerine çıkmışsa bu işletme bu ineklere bir yıldız daha veriyor. Ve vücut kondisyon skor kontrolü yapıyor. Vücut kondisyon skorunda da doğum anından itibaren 0,5 puanın üzerinde bir vücut kondisyon skor kaybı olmamasını istiyorum. Bu 30. günde yaptığı yoğun muayeneler sonucunda her bir parametreyi sağlayıp sağlamadığına bakıyor ve bir yıldız veriyor bu hayvanlara. Ve burada 5 yıldızı tamamlayan bir inek kesinlikle herhangi başka bir problem yaşanmadığı takdirde gönüllü bekleme süresinin sonunda ve servis periyodunda ilk tohumlamasını dişi sperma ile yapılıyor bu ineğe. Bu önemli bir yaklaşım. Aslında sert de bir yaklaşım. O nedenle doğru hayvanlara, dişi spermanın atılabileceği hayvanları zamanında ve doğru bir şekilde seçmek meziyet olarak kabul edildiğinden bu işletmede yoğun bir şekilde bu noktada takip yapıyor. Dişi sperma kullanımı yine düvelerde dişi sperma kullanımı yapıyor. Bu işletme postpartum 15. günden itibaren başlayarak pressing oxytocin uygulaması yapıyor. Yani düzenli, takvime bağlı hormon uygulaması yapıyor. Arada gösteren, gönüllü bekleme süresinden sonra da kızgınlık gösteren hayvanları protokol tamamlanmadan tohumlayabiliyorlar. Ama arada kızgınlık göstermemiş, östrus göstermemiş hayvanlar en geç 70. günde ilk tohumlamasını alıyor. Bu şekilde bir uygulamanın amacının işletme servis periyodunu kontrol altında tutmak olduğunu söyledi. Kalıcı korpus luteumu engellemek amacıyla zaten aralıklı olarak prostaglandin efkalp enjeksiyonlarıyla bunu yaptığını söyledi. Ve en önemlisi inek ve personeli bir takvime aldığını söyledi. Böylelikle işletmede hem inekler hem de personel belli bir takvim içerisinde hareket ediyor. Bir üreme takvimi içinde hareket ediliyor ve bu takvim ayak hastalığı gibi veya pnömoni gibi ağır hastalıklar olmadığı takdirde programlar inekler çıkartılmıyor ve düzenli olarak takip ediyor. Geçebiliriz.
Evet. Burada bir küçük bir ara verip şundan bahsetmek isterim. Rutin fresh dönem kontrolleri sürünün reproduktif verimliliği için çok önemli. Ben bunu zaten daha önceki seminerlerde de, kendi derslerimde de sürekli bunu dile getiriyorum. Bu dönemde rutin kontroller ile inekleri sınıflandırmak gerektiğini söylüyorum. Aslında tabii biz dişi sperma, konvansiyonel sperma bunların kullanımı ile ilgili bir belirleyicilikten ziyade işletmenin genel gidişatını fresh dönemde koymaya çalışıyoruz. Ve hasta hayvanları veya involüsyon gecikmesi olacak hayvanları veya anösrustaki hayvanları burada seçmeye çalışıyoruz. Bu işletmenin diğer işletmelerde gördüğüm diğer işletmelerden farklı olarak yaptığı şey fresh dönem kontrolleriyle burada da görüyoruz fresh dönemdeki inekleri dişi sperma ile tohumlanacak hayvanları seçmeye çalışıyor. Konvansiyonel sperma kullanacağı hayvanları seçmeye çalışıyor. Uterus enfeksiyonu olan inekleri seçmeye çalışıyor. Çok önemli bir nokta. Anösrustaki inekleri seçmeye çalışıyor. Özellikle anösrus bildiğiniz gibi süt sığırcılığında, Holstein inekçiliğinde, Holstein ırkının yetiştiriciliğinin yapıldığı işletmelerde çok önemli bir sorundur. Anösrus sorunu 100. günde, 150. günde tespit etmek anösrus sorununu işletmeye zaman kaybettiriyor. O nedenle bu işletmede güzel yapılan bir iş, anösrustaki inekler ilk 40 gün, ilk 45 gün içerisinde kesinlikle saptanmış oluyor. Anösrus sürecini yaşayacak olan hayvanlar ve yine burada fresh dönemde ketoz geçiren inekler kayıt altına alınıyor. Yani ketotik inekler olmuyor mu? Tabii ki ketotik olarak beta-hidroksibutirik asit testinde 1.2'nin üzerinde yakaladıkları inekleri ketoz olarak kabul ediyor işletme. Hatta 1'e doğru da çekiyor belli dönemlerde beta-hidroksibutirik asit düzeyini. Bunu yakaladıklarında ketoz olarak kabul ediyorlar ve bu ineğe ketoz tedavisi yapılıyor. Ve düşmesi engelleniyor. Ancak bu hayvan bir sefer tedavi edip bırakılmıyor. Bu hayvan normalde listede işaretleniyor ve bu süt verimiyle beraber yine döl verimiyle beraber, ovaryum aktivitesiyle beraber sürekli gözlem altına alınıyor. Devam edebiliriz. Laktasyon döneminde de işletmede yürüyen bence güzel faaliyetler var. Burada hedef koymuşlar. Burada da kendilerine ciddi hedefler koymuşlar. İlk 100 gün içinde çeviren ve gebe olmayan tüm inekler ikinci kez tohumlanmalı diyor işletme yönetimi. İkinci hedefi tohumlama sonrası 18-22. günler arasındaki hayvanların hepsi östrus yönünden takip edilmelidir. Yani çevirme kontrolleri yapılmalıdır diyor. İkinci hedefi bu. Üçüncü hedefi tohumlanan tüm ineklerin gebelikleri en geç 30. günde saptanmalıdır. Birazdan bahsedeceğim. İşletme özellikle 30. günden önce yani ya da 30 tohumlama sonrası 31. günden önce mutlaka o hayvanın gebe olup olmadığını ya da gebe olmayan inekleri saptamaya çalışıyor ve bu konuda da gayet ciddi bir şekilde takip ediliyor yaklaşım. Çünkü doğum gebe kalma aralığını bu yaklaşımla düşürebileceklerini düşünüyorlar. Dördüncü hedef anösrustaki inekler saptanmalı ve tedavi edilmeli. Laktasyon dönemi içerisinde anösrus görmek istemiyorlar ama görüyorlarsa da oluyorsa da tabii ki biyolojik sistem içerisinde olacak bunlar ve bunun ama zaman geçirmeden saptanması isteniyor. Bunu yaparken de özellikle gebelik muayenelerini yaparken, ilk gebelik muayenelerini yaparken ovaryum üzerindeki aktif yapılara bakılıyor. Yani bir adet korpus tüyüm olunması isteniyor. Eğer korpus tüyüm yoksa günü sabit olmak kaydıyla yani önemli bir ayrıntı tabii ki tohumlama sonrasındaki gün. Korpus tüyüm görmedikleri bir ineği eğer gebe değilse ve korpus tüyüm da yoksa anösrus olarak kabul ediyor işletme. Ve ona yönelik de girişimlerde bulunuyor. Beşinci hedefi ovülasyon problemi yaşayan inekler belirlenmeli ve tedavi edilmeli. Arkadaşlar birçok işletmede bu hedef konmadığı için ineklere sürekli tohumlamalar yapılıyor. 8 tohum, 9 tohum, 10 tohum, 11, 12, 15, 20 tohum alan inekler var işletmelerde. Bir işletmede eğer bu kadar yani bu 1-2 inek olabilir ama birden fazla çok fazla sayıda ineğin ya da %10, %15 ve daha üzerindeki laktasyondaki bir ineğin eğer tohumlama sayısı ciddi bir artış gösteriyorsa diğerlerinden ayrılıp seçilip başka bir noktaya doğru gitmeye başlamışsa burada yapılması gereken en önemli muayene ovülasyon muayenesidir. Çünkü inekler östrus gösteriyor
İnekler tohumlanıyor ancak ovülasyon şekillenmediği için gebelik şekillenmiyor. Birçok işletmede şu tembellik var. Ben bunu görüyorum. Bu işletmede iyi yapıldığı için zaten seçtiğim konulardan bir tanesi. Arkadaşlar, bazı işletmelerde 15 tohum almış, 16 tohum almış. Ancak bu hayvan neden 16 tohum aldı diye sorgulanmayan inekler var. Hiçbir şekilde muayene edilmemiş. Bir inek 5-6 tohumdan daha fazlasını almışsa ve hala gebe kalmıyorsa bunun mutlaka ovülasyon gecikmesi yönünden kontrol edilmesi gerekiyor. Bu atlanan problemden dolayı tohumlama sayısı işletmelerde çok artıyor. Bu işletmede tohumlama sayısının nispeten kabul edilebilir sınırların çok altında olmasının sebebi yine çok ciddi bir şekilde ovülasyon problemi yaşayan ineklerin ovülasyon gecikmesi özellikle. Holstein'lerde özellikle sıcak stresi dönemlerinde artar bu durum. Ovülasyon problemi, ovülasyon gecikmesi yaşayan ineklerin zamanında tespitine yönelik bir hedefi var. Gebelik devamları ve geç embriyonu görünümler belirleniyor. Belirlenmeli ve tedavi edilmeli gibi bir hedefi var. Düzenli olarak gebelikler takip ediliyor. Geç embriyonu görünümlerin işletmeye ciddi bir ekonomik zarar oluşturabileceği öngörüldüğü için düzenli olarak bunlar da takip ediliyor. Reforme inekler belirleniyor. Reforme kriterleri var. Tabii ki reforme kriterleri işletmenin kendi özeli. Ona çok da fazla girmek istemiyorum. Devam edebiliriz. Biraz önce dediğim önemli bir ayrıntı. Doğum gebe kalma süresini azaltan, anösterosu tespitlerinde bize yardımcı olan, yine aynı şekilde bir hayvanın en erken, en ekonomik süre içinde tekrar tohumlanmasını sağlayan testlerden bir tanesi de PAK testleri, yani gebelik ilişkili glikoprotein testleridir. Eskiden bunlar damlatılarak yapılan bir ELISA platleri içerisinde yapılıyordu ve renk değişimine bakılıyordu. Artık biraz daha insanlarda da kullanılan gebelik testine benzer hale getirildi. Bu tabii bir pratiklik sağladı işletmelerin kullanımında. Ve ultrasonografi ile yapılıyor. Tohumlama sonrasında tüm inekler en geç 30. günde gebelik yönünden muayene ediyor. Aslında bu testler gebelik testleri değildir arkadaşlar. Gebe olanı saptama testleri değildir. Gebe olmayanı saptama testleridir ve gebe olmayanı bilme noktasında da gayet başarılı testlerdir. İşletme bunu rutinde almış ve rutin olarak kullanıyor. Tohumlama sonrası 30. günde hayvandan kan alıp PAK testlerini yapıyor. Bu test sonucunda negatif çıkan hayvanlar boş kabul ediliyor. Kesinlikle boş kabul ediliyor. Bu testte pozitif çıkan hayvanlar gebelik şüpheli kabul ediliyor. Mekanizmasını zaten arkadaşlar biliyorlar. Yani embriyonu görüm olabilir. Embriyonu görüm olsa da gebelik ilişkili glikoprotein 6-8 gün arasında salınmaya devam ettiği için pozitiflik verebileceğini düşündüklerinden o nedenle pozitifliklere güvenmiyorlar. Negatif yakaladıklarında kesinlikle bunu negatif olarak kabul ediyorlar. Eğer bu dönemde, çünkü tohumlama sonrası 30. gün demek aslında gebe kalmayan bir inek için söylüyorum. Tohumlanmış, arada 22 gün geçmiş, 22. gün 21-22'de kızgınlık göstermemiş, 30. güne gelmiş. 30. güne geldiğinde aslında bu inek yeni başlayan bir siklusun 8. 9. gününde kabul ediyor. Ovaryumda bir tane korpus luteum görmeyi planlıyorlar. PAK testini yaptıklarında eğer ovaryum üzerinde korpus luteum görüyorlarsa prostaglandin F2 alfa yapıp ovülasyonu sağlamaya çalışıyorlar. Östrus ve ovülasyonu sağlıyorlar. Böylelikle bekledikleri takdirde 7-8 gün sonra en erken tohumlama yapabilecek hayvanları 7-8 hatta 10 gün önce tohumlama imkanına kavuşuyorlar. Böylelikle de doğum gebe kalma aralıkları veya iki doğum arasındaki sürenin etkin bir şekilde hayvan başına 7-8 gün kurtarılarak azaltılabileceğini düşünüyor ve bu strateji uyguluyorlar. Bence de doğru. İneklerin çoğu 3 gün içinde tohumlanıyor zaten. Ben baktım listelerine. Çoğu zaten PAK testini yaptıktan ve korpus luteum varsa prostaglandin uygulandıktan sonra en geç 31. günde prostaglandin F2 alfa uygulanıyor. Uygulandıktan sonra yaklaşık 3 gün içinde birçoğu tohumlanmış hayvanların. Eğer ovaryum üzerinde korpus luteum yoksa bunu anösterus olarak kabul ediyor işletme ve hemen progesteron temelli senkronizasyona alınıyor ve ovaryumda foliküler gelişimi indüklemeye çalışıyorlar. Buna rağmen de
sonuç alamadıkları inekler oluyor mu? Tabii ki oluyor. Bahsettiğim gibi biyolojik sistem içerisinde bundan normal kabul ediyor. Geçebiliriz. Burada bir animasyon koymuştum. Munis bir tıklayabilir misin? Önce bir tıklamayalım, bir dakika. Şimdi burada, ya da böyle kalabilir, sorun değil, kalsın. Burada baktığınızda arkadaşlar 30. gün bu 10 yazan, grafiğin altında 10 yazan yere tekabül ediyor yaklaşık. Onun hemen öncesine tekabül ediyor. Aslında biz hayvanı sıfırda tohumladık. Sıfırda tohumladıktan sonra bir foliküler dalga geçti. Aslında bu korpusluyum gelişti. Ancak hayvan gebe kalmadı. Bu korpusluyum lizi oldu. Hayvan östrus göstermedi veya suböstrus gösterdi. Klinik olarak görmedik biz bunu. Sonra yeni bir seksüel siklus başladı aslında. Tekrar bir östrus, bir foliküler dinamik başladı. Yeni bir siklusa giriyoruz. Ancak biz bunu 30'da baktığımızda, tohumlama sonrası yani sıfırdan üzerine 30 saydığımızda, 30. günde bu PAK testine baktığımızda, şimdi animasyona basabiliriz. PAK testi yapıp, PAK testi negatif görüp de ovaryum üzerinde de korpus luteum görüyorsak, evet, devam edelim. İşletme prostaglandin efikarp uyguluyor veya OSINK programına alıyor hayvanı. Evet, devam edelim şimdi. Bu noktada müdahale edilmiş oluyor korpus luteuma. Evet, devam edebiliriz. Korpus luteumu lize ettiğimiz takdirde, bakın bu altta DF1 diye yazan dominant folikül 1'i ovülasyona götürmüş oluyor. Yani aslında 21 günlük bir süreç içerisinde 10. 12. 13. günde hayvanı tohumlamış oluyor. Tohumlama şansına ulaşmış oluyor. Böylelikle normalde bekleseydi en erken 10 gün sonra, 7 gün, 8 gün sonra tohumlayabileceği bir hayvanı en az 7 gün önce tohumlamış oluyor gebe olmayan hayvan için. Eğer ovaryumunda korpus luteum varsa. O nedenle bu PAK testini ben de çok öneriyorum. Hangi firmanın olduğu çok önemli değil. Birkaç firmada da var. Bunun kullanımıyla beraber eğer ultrasonografi kullanamıyorsanız, ultrasonografinde şöyle bir handikapı var. Bazen şöyle eleştiri de geliyor. Ya 30. günde de bakılabilir, 28'de de bakılabilir, 26'ya kadar bakılabilir. Evet, ama embriyoya zarar verme. Şimdi herkes her işletmede ultrason kullanma becerisi belli bir düzeyin üzerinde olan personel sayısı çok az. O nedenle bu noktada eğer acemi bir el tarafından yapılacaksa embriyonu ölümlere sebep olunabiliyor. Yani iatrojen olarak veteriner hekim tarafından öldürülmesine sebep oluyor ultrason muayenesi sırasında. O nedenle tam bu noktada PAK testini yaptığınızda non-invaziv veya yarı invaziv bir metotla ve fetusa zarar ya embriyoya zarar vermeden testi yapıyor işletme ve gebe olmayan hayvana, altını çiziyorum, bu bir gebelik testi değildir. Gebe olmayanın saptanması testidir bu. Gebe olmayan hayvanları saptıyor ve bu hayvanları bir an önce tekrar östrusa getirmeye çalışıyor. Devam edebiliriz. Ve DF1'i de ovülasyona sürüklüyor. Evet, devam edelim. Peki PAK testinde pozitif gördüklerinde ne yapıyor işletme? Ben de işletmenin bir ultrason muayenesine katılmıştım. Nasıl yapıyorlar diye, ne yaptığını görmek için bu seminerin hazırlığında. PAK testinde pozitif sonuçlar %100 gebe anlamına gelmiyor arkadaşlar işletmede. Gebelik düzenli ultrason muayeneleriyle doğrulanıyor burada. PAK testini yaptıktan sonra ultrason muayenesini 35. gün civarında yapıyor işletme. 35-38 bazen toplaştırma yaptığı için. Burada hayvanı eğer gebe, PAK pozitif olmasına rağmen ultrason muayenesinde gebelik görmüyorsa bunu embriyonik olarak ölüm olarak kabul ediyor. Ve embriyonik ölüme yönelik tedaviler uyguluyor. Eğer bunu da yaptıklarında şunları belirtiyor işletme. Diyor ki biz embriyonik ölüm düzeyini sürekli kontrol etmek zorundayız. İşletmede eğer embriyonik ölüm ihtimalinin artması bize İBR'yi, sıcak stresini, mikotoksikozisi, canlı aşı uygulama sonrasında hipertermiyi düşündürdüğünü söylüyor. Ve bu nedenle işletmede düzenli olarak PAK testinden sonra doğrulama amacıyla ilk doğrulama ultrasonografiyle yapılıyor 35. günden sonra. Eğer burada PAK pozitif olmasına rağmen, altını çizerek söylüyorum, ultrasonografide negatif yakalıyorlarsa bunu embriyonik ölüm olarak kabul ediyorlar ve inekleri böyle bir durumda sürekli, tabii bu
olmuyor mu? Tabii ki embriyonik ölümleri oluyor. Ancak embriyonik ölümün sayısını çıkarabilme şansları var. Yani sayısal olarak takip etme şansları var. Bir, böylelikle de nereye bakacaklarını biliyorlar. İşte IBR enfeksiyonlarında sürekli korkulan bir enfeksiyoz ajan. Bundan çok korkuyorlar. Bu olmasın diye uğraşıyorlar. Sıcaklık stresi, belli dönemlerde sıcak stresinin, çünkü fan sistemi var içeride, spreyleme var, duşlama var, görüyorsunuz. Ancak buna rağmen bazı günlerde, bazı dönemlerde sıcak stresinin ciddi anlamda negatif etkilerini yaşandığını söylüyorlar. Bunu takip ettiklerini belirtiyorlar. Mikotoksikozde, çünkü ham maddelerin saklanmasıyla ilgili problemler her yerde yaşanabiliyor. Kaba yem depolanmasıyla ilgili problemlere her yerde karşılaşılabiliyor. O nedenle bunu da sürekli takip altında tutmaya çalışıyor ve gerekli girişimleri yapıyor. Canlı aşı uygulaması zaten her işletmenin de bildiği, hipertermiden dolayı embriyonik kayıpların sebeplerinden bir tanesi. Evet, devam edebiliriz. Laktasyon döneminde peki hangi uygulamalı, hormonal uygulamalar nelerdir? Merak edilen bir konu. Bu işletmede arkadaşlar normal, standart, diğer işletmelerde yapılan uygulamalar var. Progesteron temeli östrus senkronizasyonları uyguluyorlar. Vajina içi progesteron salan gereçleri uyguluyorlar. Anöstrus, ovülasyon gecikmesi, ovaryum kistleri ve düzensiz östruslarda bunu tercih ediyor işletme. Prostaglandin efikalfa temelli hormonal senkronizasyon uygulamaları var. Burada inekler için 14 gün arayla uygulanan prostaglandin efikalfa uygulamalarını yapıyorlar. Uygulamayı yaptıktan sonra özellikle 30. günde PAK testinden boş çıkan ineklere mevcut foliküler dalgadaki folikülün tohumlanması için korpusteyon varsa prostaglandin uygulanıyor. Hayvanlar 3-5 gün içinde kızgınlık gösteriyorsa tohumlanıyor, ki zaten %80'i gösteriyor. Tohumlanmayanlara 14 gün sonra tekrar prostaglandin efikalfa uygulanıyor ve tekrar tohumlanması, sabit zamanlı tohumlama yapılıyor. 72 saat sonra da sabit zamanlı tohumlama yapılıyor. Progesteron temelli senkronizasyonlar için bir şey söylemeyi unuttum. İşletmede özellikle folikül takipleri çok yapılıyor. Ovaryum takipleri yapılıyor ve folikülün büyüklüğü belli dönemlerde, tabii her zaman değil ama tohumlama sırasında folikül büyüklükleri takip ediliyor. Bazı olgularda, bazı dönemlerde folikül büyüklükleri küçük kalabiliyor. Yani foliküller küçük kalabiliyor. Bir düve folikülüne daha küçük olduğu dönemler saptanmış işletmede. O nedenle bu tip hayvanlarda progesteron temelli senkronizasyonlarda mutlaka PMSG uygulanıyor ve foliküler büyüme teşvik ediliyor. Ovülasyon da garanti altına alınsın diye, hipotalamusu da ciddi bir şekilde uyarabilmek için PMSG tercih ediliyor. Pressing Gossing uygulanıyor. Gönüllülük bekleme süresini 70'ten fazla uzatmamak için 70'i sınır olarak belirlemişler. İşletmede genelde 67 civarında, 65-67 civarında inekler tohumlandığını ben gördüm. Buradaki yapılan uygulama 15. günden itibaren düzenli ve programlı bir şekilde senkronizasyonlar yapılıyor ve ilk 70 gün içinde mutlaka hayvanda başka bir bozukluk yoksa, ayak hastalığı gibi, pnömoni gibi, ağır yaralanmalar gibi, sezeryan operasyonu gibi, bir tane zaten görmüştüm, söyledim. Bu tip hayvanlar dışındaki tüm hayvanlar ilk 70 günde ilk tohumlamasını alıyor kesinlikle. İlk 100 gün içinde de ikinci tohumlamasını alıyor. Genellikle genel yaklaşım bu. Evet, devam edebiliriz. Ben de bu arada mikrofon değiştirdim. Kulaklık değiştirdim, evet. Evet. Antibiyotik uygulaması yapılıyor bu işletmede. Antibiyotik uygulamasında parenteral antibiyotik uygulaması tabii birçok işletmenin de uygulamaları arasında olan bir konu. Özellikle puerperal metritis ve subakut endometritis gibi durumlar da parenteral antibiyotik uygulanıyor. Diğer bir uygulama uterus içi antibiyotik uygulaması. Bu özellikli bir uygulama. İşletmenin yaptığı özellikli bir uygulama. Benim de bu konuda hastalık çalışmam vardı. Geçen yıl yayınlanmıştı. Ben de bunun oldukça faydalı olduğunu
öngördüm. Bu işletmede postpartum 35. gün sonrası, doğum sonrası 35. günden sonra endometritis olguları saptanıyorsa beklemeden intrauterin antibiyotik uygulaması yapılıyor. İkincisi astrom tedavisi yapılıyor. Astrom tedavisini belki bilmeyenler vardır. Astrom tedavisi tohumlama sırasında hafif endometritis görülen hayvanlarda tohumlama yapılıyor ve yaklaşık 6 saat sonra bu işletmede yaklaşık 12 saat sonra yapılıyor. İntrauterin olarak antibiyotik veriliyor. Böylelikle gebelik oranlarının arttırıldığı ve hani bu tip hayvanlarda %50-%60'a yakın verilerine baktığında artış görüldüğünü, hafif endometrik hayvanlarda tohumlama sonrası yapılan astrom tedavisiyle bu hayvanların %50-%60'ının gebe bırakılabildiğini gördüm. Embriyo bölümde uygulama yapıyorlar. PAK testine negatif, pozitif çıkan ama ultrason muayenesine negatif çıkan bir işletmede tohumlamadan önce bu hayvanlar körü körüne tohumlanmıyor. Önce bir intrauterin tedavi görüyor. Ondan sonra tohumlamaya alınıyor veya sekülizasyona alınıyor. Ben de geçen yıl bunun bir benzerini yayınlamıştım. İyi bir dergide. Orada da ben intrauterin antibiyotikle intrauterin povidoniyotun seyreltik doğuda povidoniyotu çalışmıştım. Povidoniyotla yapılan yıkamalar sonucunda antibiyotiğe göre daha az sayıda tohumlamayla hayvanın gebe bırakılabildiğini, embriyonik ölüm görülen hayvanlarda daha az sayıda bırakılabildiğini görmüştüm. Bu işletmede benzer bir uygulama yapıyor. İntrauterin olarak rifaksimin kullanıyor. Rifaksiminle beraber de ardından da, tedavinin ardından da tekrar tohumlamayı alıyor. Tohumlama sayısı 5'ten fazla olan ineklerin reforma öncesi, artık reformaya ayrılmadan önce son bir şans olarak intrauterin antibiyotik tedavisine başvuruluyor bu işletmede. Tabii bu bir profilaktik yaklaşım. İşin aslında uterus enfeksiyonlarını biliyorsunuz. Bakteriyolojik muayene altın standart değil, histolojik muayene altın standart. Memenin tam tersidir. Ancak bu işletmenin öyle bir şansı olmadığı için rutin olarak 5 tohumlamanın üzerine çıkmış bir ineğe intrauterin antibiyotik tedavisi yapılıyor. Bu uygulamada tartışılabilir ancak işletmede oturmuş bir uygulama. Diğer bir uygulama klinik muayene ve testlere baktığımızda yine laktasyonlarında inspeksiyon yapıyorlar. Özsüz, gözden, VKS takibi, yani bu dönemde çok ciddi bir VKS'de artış var mı diye özellikle takip ediyorlar. Çünkü postpartum 150, SGS 150'den sonra, işte geçen gün sayısı 150'yi geçtikten sonra kilo alma eğilimi başlıyor ve burada da aşırı şişmanlamalar engellenmeye çalışılıyor. Topallık, dış illüminasyon, kirlilik takipleri yapılıyor. Rektal muayene zaten rutin biliyorsunuz. Üremenin zaten olmazsa olmaz muayenesi. Ultrason muayenesi yapıyor. Özellikle biraz önce de bahsettiğim gibi ovülasyon gecikmeleri bu işletmenin en çok tedirgin olduğu nokta, en dikkatli olduğu noktalardan bir tanesi. Ovülasyon gecikmeleri belli dönemlerde, işletme personeliyle tabii yoruluyor bunu yaparken ama belli dönemlerde özellikle mevsimsel geçişlerde veya rasyonların ham madde değişiklikleri yapıldığı dönemlerde bizim hemen ardından işletmede ovülasyon muayeneleri yapılıyor. Yani ovülasyon gecikmesi de var mı yok mu diye bakılıyor. Eğer tohumlama yapıldıktan sonra üzerinden 24 saat geçmesine rağmen hala ovülasyon şekillenmemişse bunun ovülasyon gecikmesi olduğu kabul ediliyor. 30 saate yakın olarak artık yaklaştığı görülüyor. 30 saatin üzerinde de net bir ovülasyon gecikmesi tanıtılıyor. Tabii bu 1-2 hayvanda olduğu zaman çok sorun olmuyor ama bunun sayısının artıp artmadığını sürekli ölçüyor işletme. Gebelik takipleri yapıyor ultrason muayenesinde. Kist takipleri yapılıyor. Yine kist takipleri özellikle laktasyonun artık ilerleyen dönemlerinde kistlerin ortaya çıkması genelde uterus enfeksiyonlarıyla ilişkilendiriliyor ve ona yöneliktir. Çünkü fresh dönemde kistler hepimizin bildiği gibi fizyolojik kistler oluyor. İlk 40 güne kadar fizyolojik kistler görülebiliyor. Pik dönemde de kistler görülebiliyor. Ovülasyon mekanizmasının bozulmasından kaynaklı. Ancak laktasyonun ilerleyen dönemlerinde kistlerin görülmesi uterus enfeksiyonlarıyla ilişkilendiriliyor ve işletmede yapılan suni tohumlamaların temizlik kuralına uygun olarak yapılması noktasında uyarılar yapılıyor. Arkadaşlara, tohumlama yapan arkadaşlara. Bu da önemli
gördüğüm bir noktaydı. Foliküler dinamik takipleri, anösmus takipleri, özellikle anösmus takipleri önemli. Gebe olmayan hayvanlarda yine bir reforma kriteri. Yani SGS'si 150 gün üzerine çıkmış, 200 gün üzerine çıkmış, süt verimi düşmeye başlamış ama hayvanda bir anösmus durumu varsa bu da bir reforma kriteri. Çok fazla kriterlere girmek istemiyorum işletmenin kendi özeli. O nedenle ama yine de geri geldikçe değinmekte fayda var. Tak testine bakılıyor. İşte bundan bahsetmiştik. Progesteron düzeyinin ölçülmesi belli dönemlerde embriyonik ölüm oranının arttığı dönemlerde yine anlaşma olduğu laboratuvara kan örnekleri gönderilerek suboptimal progesteron düzeyi ölçülüyor. Yani suboptimal progesteron düzeyi ölçülüyor. Bildiğiniz gibi hayvanın östrus gösterebilmesi için 1 nanogram bölü mililitrenin altına düşmesi gerekiyor progesteron. Gebeliğin devam edebilmesi için de 3 nanogram bölü mililitrenin üzerinde durması gerekiyor. Ancak 1 ile 3 nanogram bölü mililitre arasında kalması hayvanın hem anösmus göstermesine hem de embriyonik ölümlere sebep olabiliyor. Gebeliğin devam etmemesine rağmen korkusun vize olmuyor bu aralıkta. O nedenle böyle olasılıklar var mı diye bakıyorlar. Nadiren de olsa belli aralıklarla bunu sorgulama gereği hissetmişler kayıtlarında. Spermatolojik muayene, bahsettiğim gibi profesyonel bir firmadan, sperma firmasından destek alıyor işletme. Onlardan düzenli spermatolojik muayene sonuçlarını alıp kullanıyor. Devam edebiliriz. Altlık konforu çok iyi. Benim çok hoşuma gitti. Sol üstte gördüğünüz beyaz olan, altlığın üzerine serilmiş olan madde zeolit. Zeolit hem ıslaklığı alıyor, hem kirlilik skorunu azaltıyor. Özellikle meme sağlığı için bunu değinmek istedim. Hem de arkadaşlar yataklardaki nem belli bir düzeyin altında olduğu için de hayvanlar temiz duruyor. Zaten fotoğraflarda da paylaştığım gibi hayvanlar gayet temizdir. Burada da rahat bir şekilde yatan inekleri görüyorum. Görüyoruz. Yatak skoru dediğimiz, yatma skoru dediğimiz şey tam da böyle yapılıyor. Sağından sonra beslemeden sonra beslemeye geçiyor inekler. Beslemeden sonra gelip yattıklarında hemen o padon sorumlusu gelip ineklerin kaç tanesinin yattığını ve bu yatanların kaç tanesinin geviş aldığını hemen sayıyor ve bunu raporuna ekliyor. Zaten gün sonunda da belli oluyor. Devam edebiliriz. Düvelerde de tabii üreme planlanıyor. İşletmede çoğu işletmede düveler kısmı birazcık aksatılıyor bildiğiniz gibi. Buradaki hedefler şunlar. 12 aylık yaşta düveler östrus göstermeli. İşletmenin takip ettiği hedeflerden bir tanesi bu. 12 aylık yaşta düveler östrusa başlamalıdır. İlk tohumlamalar 13-14 aylık yaşta yapılmalı. Ve ilk tohumlamasında düveler 350 kilogram ağırlığında ve üzerinde olmalıdır gibi hedefleri var. Obez düveler sürü dışı bırakılmalı. Çünkü daha şişman hayvanların daha çok zayıflayacağı gibi bir düşünce var ki doğru. Daha şişman hayvanlar daha fazla zayıflıyorlar. Daha fazla vücut kondisyon skorundan kaybediyorlar doğumdan sonra gebe kalsalar bile ve bu da daha fazla problem yaşamalarına sebep oluyor. En fazla 3 tohumlamada düveler gebe bırakılmalı gibi bir hedefi var işletmenin. 3'ten fazla tohumlanan düveler infertilite tedavisine alınıyor işletmede. Gayet doğru. Çünkü düveler 3'ten fazla tohumlanıp hala gebe kalmıyorsa burada düve infertiliteden bahsedilebilir. Devam edelim. Burada düve padoklarını görüyoruz. Gayet konforlu. Güzel bir şekilde oluşturulmuş. Yaklaşık 45 adet, her padok 45 adet düveyi alabilecek şekilde dizayn edilmiş. Zemini sürekli kuru kalabilen drenaj sistemi yapılmış bir işletme, bir düve ahırını görüyoruz. Düveler için yeterli yem ve su ulaşımı kadar hareket alanı sağlanması da kritik öneme sahiptir. Çünkü yağlanmaması gerekiyor düvelerin. Östrus belirtilerinin saptanması için düzenli takipler yapılmalıdır. Östrus belirtileri düzenli gözlenemiyorsa östrus senkronizasyon protokollerine başvurulur düvelerde. Burada kullanmayı tercih edebileceğiniz protokoller zaten teorik olarak da kaynaklarda da bulunmaktadır. O yüzden düve yetiştirme konusunda da oldukça başarılı. Devam edebiliriz. Tohumlama sürecine giren düveler, 12 ayın üzerine çıkan düveler düzenli olarak
tartılıyor işletmede ki tartılmalıdır. Kilo artış eğrileri düzenli olarak bilinmelidir. Aylık olarak yapılan bir izlem bu. Kilo takibinde geride kalan hayvanlar geçmiş sorgulanıyor. Pnömoni geçirdi mi, ishal geçirdi mi gibi, bir onfalit geçirdi mi gibi sorgulamalara maruz kalıyor. Eğer öyle bir hayvansa bu, kilo artışında da geride kalmışsa damızlık değerini yitirdiği düşünüyor ve sürü dışı bırakılıyor. Yetiştiricilikten çıkarılıyor. Devam edelim. Yönetimsel uygulamalar var. Düveler 12 aylık yaştan itibaren aylık olarak kartılıyor. Bu zaten bahsettiğim bir konu. Yem mücadelesini engelleyecek kadar geniş padıklar sağlanıyor. Düve rasyonunda kuru madde tüketimi takip ediliyor. Aynı ineklerde olduğu gibi önde arta kalan yem günün sonunda tartılıyor. Ve ne kadar hayvan başına kuru madde tüketimine sahip olduğu görülüyor. Tabii buradaki takipler ineklerdeki kadar yoğun yapılmıyor işletmelerde. Ben birçok işletmede bu sorunu gözlemledim. Düveler biraz geri planda kalmış gibi duruyor. Oysa ki böyle bir sütçü işletmenin genetik geleceğidir düveler. O nedenle düve noktasında bazı aksaklıkların olduğunu ben de burada sapladım. Devam edebiliriz. Klinik muayeneler yine ölçüsüz takibi yapılıyor. Rektal muayene yapıyoruz. Ultrason muayenesi yapılıyor. Özellikle düvelerde ovaryum kistlerinin görülmesi ciddi bir handikap. Çünkü düvelerde biz genelde kist olgularına nadir rastlarız. Eğer ovaryum kisti de %2, %3'ün üzerinde bir ovaryum kisti saptanıyorsa işletmede hemen rasyonla ilgili müdahaleler yapılıyor. Çünkü profesyonel yardım alınıyor rasyonla da. O nedenle o noktada da hemen erken uyarı sistemi şeklinde belli dönemlerde tohumlanan düveler muayeneleri sırasında ovaryum kisti saptanıyorsa hemen geri bildirimle beraber yönetimin bir ön alması sağlanıyor. Devam edebiliriz. Hormonal uygulamalar, işte 13 aylık yaştaki östrus göstermeyen düvelerde kortizol varlığı saptanıyorsa eğer prostaglandin efikasa uygulaması yapılıyor. 13 aylık üzerindeki yaştaki östrus göstermeyen düvelerde kortizol yoksa progesteron temelli senkronizasyon yöntemi uygulanıyor. Yine 5 gün süreli ve çift prostaglandin uygulamalı. Hem çıkarttığı gün hem de 1 gün sonrasında prostaglandin efikasa uygulanıyor ve sabit zamanlı tohumlama yapılıyor. Devam edelim. Evet. Arkadaşlar burada sunumumuzun sonuna geldik. Son slide'dayız, son iki slide'dayız. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz işletme başarılı bir işletme. Aslında teorik olarak anlattığımız birçok konunun gerçekten yapıldığını gördüğümüz bir işletme. Ve gerçekten yapılabildiğinde öyle bir kültür oluşturulduğunda, öyle bir hedefler ve uygulamalar silsilesi oluşturulduğunda gerçekten başarılı olunabileceğinin göstergesi. Tabii İşletmenin sahibinin bir veteriner hekim olması, daha önceden de işletme geçmişinin olması, işletmedeki kritik kontrol noktalarını iyi biliyor olması, işletmede bir takip sisteminin oluşturulmasını sağlamış. Bu nedenle şunu da çıkarabiliyoruz. Yani kitabı olarak yazan, literatürde yazan, bizlerin anlattığı doğrular, çiftliklerde uygulanabilir olduğu takdirde, altını çiziyorum, her zaman önerdiğimiz şeyler, uygulanabilir olmayabiliyor. Yani işletmenin uygulaması mümkün olmayabiliyor. O nedenle uygulandığı takdirde başarılı sağladığının göstergesi bu işletmede. O yüzden bunu oldu sunumu olarak sizlerle paylaşmak istedim. Nadir görülen bir olay. O nedenle bilin istedim. Bir diğer konuda arkadaşlar işletmeler kurulurken veya işletmelerde organizasyon yapılırken aslında hayvanın ihtiyacından yola çıkıp süreçler planlanmalıdır. Ahırlar planlanmalıdır. Personel ona göre eğitilmelidir. Yani hayvanın ihtiyacından yola çıkmamız lazım. Yoksa kendi ihtiyacımızdan yola çıkıp da ahırlar dizayn edersek, üreme protokolleri şekillendirirsek veya üremeye yaklaşırsak o zaman sonuç alamadığımızı ben gördüm sahada. Besleme stratejik bir plan dahilinde yapılmalıdır. Gerçekten bu işletmenin besleme ben amino asit beslemeye bu kadar yakından şahit olmamıştım. Okumuştum literatürlerde ama amino asit beslemenin bir başarısını ben de burada gördüm. Refah şartlarının yükseltilmesi önemli bir avantaj sağlıyor. Yapacağınız her türlü uygulamanın
sonucunu almamızı sağlıyor. Düzenli takip ve raporlama ile sürünün ve personelin takvim üzerine oturtulması sağlanıyor. Yani bu işletmede şunu gördüm. Yaptıkları düzenli takipler, düzenli uygulamalarla hem personel hem de sürü bir takvim üzerine oturmuş durumda ve bir takvim üzerinde ilerliyor sürmüşler. O nedenle önümüzdeki hafta ne yapacağını herkes biliyor. Önümüzdeki ay ne yapacağını herkes biliyor. İnek de biliyor. O nedenle işler yolunda gidiyor. Tabii burada da biyolojik sistem olduğu için aksaklıklar yaşanıyor. Ben bu işletmenin sizlerle en iyi yönlerini paylaşmak istedim. Tabii ki aksaklıkları var. Tabii ki her şeyi %100 doğru yapamayabiliyoruz. Ben de dahil olmak üzere. Ama iyi yönleri öne çıkarmak lazım. İyi yönleri de örnek olarak göstermek lazım. Etkili bir geçiş dönemi bu. Bence bu işletmenin yaptığı en iyi iş ve fresh dönem yönetimi yapıyor. Bu işletmede yapılan en iyi iş etkili bir geçiş dönemini yapıyor olması. Önleyici proaktif yaklaşım bir bütün olarak ele alınıyor bu işletmede. Zaten bu yaklaşım yapıldığı takdirde üreme planlanabilir, üreme öngörülebilir ya da öngörülemez olgular azaltılabilir ve bir projeksiyon, bir geleceğe yönelik bir yaklaşım sergilenebilir ve bir plan dahilinde işler yönetimsel olarak planlanabilir. Ben bir sonraki slide'ın veda slide'ı buyurun. Arkadaşlar, tarih öncesinden beri biz ineğe bakarsak inek de bize bakıyor. Ama biz gerçekten ineğe sadece bakarsak inek de bize bir şey vermiyor. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa alırım, yanıtlamaya çalışayım. Evet, soru cevap kısmına geçiyoruz. Hocam birkaç soru aldık şu ana kadar. Bu süreçte de merak ettiklerinizi yazarsanız onları da hocamıza ileteceğim. Melih Enes Mavuş yazmış hocam. Robotik yem sürmeyi yarım saat arayla yapıyorum. Daha sık olmasının negatif bir etkisi olur mu? 2 saat arayla 2 saat ara optimum süre mi? Ne kadar kısa süre olursa o kadar iyi mi? Diye sormuş. Evet. Şimdi yarım saat biraz kısa. Sebebi şu. İneğin yem yedikten sonra dinlenmesi gerekiyor. Yani bir miktar gidip dinlenebilmesi gerekiyor. Biz yemi sürdükçe ineği sürekli yemliğe çağırmış oluyoruz aslında. O nedenle 4 saatin altına tutulmalıdır ama yarım saat birazcık fazla. Dağılan çok dağılmışsa tabii ki temizlenebilir. Onda bir sorun yok ama işletmecilik anlamında başka işlere de bakacak. Şimdi işletmede çalışan insanlar başka işlere de zaman ayırmak zorunda. O nedenle 2 saat bence robotik sistemler için iyi, kişi anlamında gerçekten yorucu. İnsanlar yarım saat arayla yem süpürdüklerinde sadece bir adam tutmaları lazım ki sadece yemi süpürsün. Çünkü o yemin süpürülmesi bile bir baştan sona gidip iki taraflı bir ahırı gezmek bile zaten yarım saatten fazla sürer. O nedenle ben olsam biraz daha arayı açabilirdim. Serpil Sevinç sormuş hocam. İneklerin kuyrukları neden kesik? Evet. Arkadaşlar bu benim de dikkatimi çekti. İşletmede özellikle kirlilik skorunun düşürülmesine yönelik ciddi bir çaba var. Zaten içeride fanlar var sinek mevsimi için. Aynı onlar güçlü bir şekilde çalışıyor. İkincisi sürekli dönen içeride fırçalar var. Sinek rahatsızlıklarını azaltmak için. Buradaki kuyrukların kesilmesinin sebebi, işletmede kuyrukların kesilmesinin sebebi kirlilik skorunun azaltılması, hayvanların üzerinin temiz olduğunu görüyorsunuz, memelerin temiz olduğunu görüyorsunuz, perineumunun temiz olduğunu görüyorsunuz. Bu amaçla kesilmiş bir uygulama. Ben Ege'de birçok işletmede gördüm böyle bu yaklaşımı. Yani bu bir genel uygulama. Özellikle temizliğe yönelik. Ama tabii burada sinekle de ilgili bir sorun var. Sineğini nasıl kovalayacak inek değil mi? Yani sonuçta ineğin üzerine sinek konacak. O zaman bir refah durumu ortaya çıkacak. İşte ben işletmede çok sayıda fırça gördüm her taraftan. Fırçaya gidiyorlar böyle bir durumda. Fırçaya yaslandıklarında fırça onların üzerindeki sinekleri kovalıyor. Bir ikincisi de işletmede düzenli olarak zaten sinek mücadelesi yapılıyor. Yani hayvanların üzerine dökme preparatları uygulanıyor. İşte geçmeye. Böylelikle de sineği hayvanın üzerinden olabildiği kadar uzak.
Teşekkür ederiz hocam. Taner Arslan sormuş. İşletmede çok yüksek verimli hayvanlar kuruya çıkarılıyor mu? Evet, çıkarılıyor tabii ki. Bu işletmede kuruya çıkarma zaten işletmenin yaptığı en zorlandığı iş, inekleri kuruya çıkarabilmek. Çünkü yüksek süt verimli inekler. Burada çapraz sağım yapılıyor. Süresini dolduran inekler. Artık gebenin kuruya çıkarma zaten burada rutin olarak her inek kuruya çıkar. Kuruya çıkartılmayan bir inek yoktur işletmede. Çünkü bu ineğin aynı zamanda sürdürülebilir bir üretim içinde kalmasını da sağlıyor. Dinlenme imkanı veriyor hayvana. Kuruya çıkartırken hayvanlar çapraz sağlıyor. Çapraz sağım şu demektir. Yüksek süt verimli inekler. Özellikle bir kere kuru dönem rasyonu alınıyor. Kuru dönem rasyonu alındıktan sonra enerji düşük olan rasyonu alınıyor. Bu biraz süt verimini azaltıyor. Sonra şaşırtmalı sağım yapılıyor. Bir gün sabah sağlarken bir gün akşam sağım alınıyor gibi. Bir gün öğlen sağlarken bir gün ertesi gün sabah sağlıyor gibi. Ve belli bir oranın altına düştüğü zaman, yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 18'e 20'nin altına düştüğü zaman ineklerin kuru dönem antibiyotikleri uygulayıp kuruya çıkartıyor işte. Teşekkür ederim hocam. Sorularımız bu kadardı. Aktardıkları bilgi ve tecrübelerden dolayı hocamıza teşekkür ederiz. Siz değerli meslektaşlarımıza ve katılımcılarımıza da teşekkür ederiz. Etkinliklerimizden haberdar olmak için YouTube ve Instagram sayfalarımızı takip edebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar dilerim. Ben de iyi akşamlar diliyorum herkese. Teşekkür ederim. Böyle bir fırsat verdiniz. Beni de davet ettiniz. Bütün WebChange üyelerine de iyi akşamlar diliyorum.